Ekip sağlam çalışıyor. Bahadır, şunu yesen. Beyler, çay var. Bahadır, şunu ye. Bırak onu, ver el bana. Kesmeyeceğim lan. Kesmeyeceğim. Of, çok güzel. Çok güzel oluyor. Ellerinize, kollarınıza sağlık komşular. Aynen. İçinde mi var lan tamam? Ha, öyle kalacak. Öyle. Öyle kalsın. İlk koyduğum. İşin ustası Hasan Bey. Anladığım kadarıyla. Evet, bizde çırak. Bir falfa, ben çırak. Ne anneciğim, ne? Ne güzel çalıyor. Bakalım, hemen acil mi sana bu? Boş çuval istemişti ya. Bak lan, bak lan. Dur ben söyleyeyim Yasemin'e. Kim, nereden tur geliyormuş be? Ha, dağcı grup. Ha, mantar aramaya geliyorlardır. Dağtaş mantar ya. Ay çok güzel yapıyorlar. Oluyor mu? Çok güzel oluyor vallahi. Heh. Bu da bizim Yasemin. Çoban Yasemin. Evet, hayvanlarımız işte şimdi burada. Her gün mutlaka çıkıyorlar. Gel. Ne yavrusu? Ay çok iyi olur. Dur bakayım. Tamam. Gel. Pıs 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 pıs. Gel pıs 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 pıs. İşte burada la. Ha. Hay Allah. Vallahi ya. Ya bu yavrulara sahip çıkan olsa çok iyi olacak. Bak, 6 taneydi, ikisi nerede bilmiyorum. 4 tane kalmış. Sen dur, sen dur, sen dur. Bu da zıplayıp duruyor üstüme. Ana, vallahi ben şey gibi oldum ya. Arkasından böyle sürü halinde hayvanlar gezer ya. Öyle insanlardan oldum, bak bak. Sen niye geldin buraya? Cız cız. Gel. Gel. Pıs 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 pıs. Çek ise. Pıs 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 pıs. Annem. Bunlar mı ayrı olanlar? Ha. Ha, dışarı çık. Havalandırma bura. Evet, yani oradan açık, istedikleri zaman buraya da çıkabiliyorlar. İstedikleri zaman kapalı alandalar. Ama daha çok yağmur yağmıyorsa yeşil alanlardalar, ya yukarılardalar, çayırlardalar. Mutlu koyunlar.
Hep ben çırak oluyordum, Bahadır usta oluyordu. Şimdi az daha çekiyoruz. Tamam. Tamam. Sallanma durumu ortadan kalktıysa olay bitmiştir. Yapacak bir şey yok, bu kadar oldu. Aynen. Buranı da al ya. Alayım geleyim. Buraya da bir üçgen atmıyor muyuz? Üçgen? Şey, üçgen dediğim şey. Destek mi? Destek. Çapraz. İyi ama şu an direnci. İyi. Çadır gerer oraya. Hı hı. Ha, aslında böyle bir tane atarsak bu sallantıyı daha da durdurur bu. Evet. Şurada var. Bak şu var. Yatırıyor. Burada çivi var bunda. Ne oldu? Ben ille devreye gireceğim. Ağacı yanlış koymuşuz, dur. Baştan mı? Çevirelim bunu. Sökeceğiz. Dış dış yapacağız. Aynen böyle. O kambur içeri gitsin bak. He, böyle sökeceğiz. Diğerini fısıver. Sökeyim mi? Fısayım mı? Kalsın olur. Fısaysa da olur. Fısmayı bunda da kullanıyorsun. Ben genelde hani içinden havası boşalan şeyler için fısılmak kullanılır sanıyordum. Evet. Hani pet şişeyi fısıverdim falan gibi. Aynen. Ama bunun için de kullanılıyormuş bak. Hadi. Biliyorum burada atıyor. İster mi? İster ister. Çorbada çorbada tuzun bulunmadan olur mu? Elimdeydi diyeceğim. Yukarı gitti şey, Bahadır. Çiviyi geri al. Ucunu eğit biraz efendim. Devam et sen buradan. Dur ben buradan çekeyim. Tamam. Ver bir kez abi. Bilmiştim. Tamam. Tamamdır. Ekip sağlam. Maşallah diyeyim. Bence bir tane daha yuvarlak dal alalım içeride. Nereye? Uzun mu? Yok. Böyle atacağım. He tamam. Ortadaki çukur kaldı. Yağmur suyu toplayabilir orası. Hmm. Üstüne atalım. Dışarı çıkarsın. Bu ne? Çakalım mı oraya? Burada yağmur suyu toplanır diye. Tamam. Evet, şimdi buranın da germe vakti.
mı geliyor? Şu yan niye böyle oldu? Yüksek yaptık. Bunları hep ilave yaptık ya. Hı-hı. Şey yapsak, ters düz olsa... Şöyle daha oturmuşum bak, gene bir dakika. Ya Allah! Hesap adamı ha, Targa Bey. Ben size en baştan böyle olacağını söyledim. Değil mi? Sen değiştirdin Hasan. Üçünüz de söylediniz, ben dedim ki hayır, böyle olsa. Brenda'nın yönü yanlıştı. Tekrar döndü. Herkes ben demiştim diyor şimdi. Ne yapacağız? Aynen. Şimdi gene burayı çakalım. Dur. Bir de arkaya biraz daha gelmesi evet, gerekiyor. Evet. Bak ille ben el atacağım. Ben el atmasam olmuyor. Orasını sıfır yaptık. Tamam. Evet, böyle. Az daha indirebilirsin. Ama şurada büyük bıçak. Büyük mü? Getireyim mi küçük çivi? Ufa var mı? İyi olur ya. He var var. Çivi çok ya. Oo, güneş çıktı. Yarılıyor mu la? Çivi büyük geldiği için. Ama nerelere çıktılar bunlar? Kollarınıza sağlık. Çok güzel oldu. Şurada toprak dolduracağız. Tamam. Şu kumlar var ya Bahadır, çuvalla kum. Evet, kumlar dolduruyor. Kum dolduracağız birkaç tane dolduracağız. Şey mi onlar? Sıva kumu. He. Sıva kumu da gerçi yazık olur. Yani, değil mi? Tabii ya. Çuvalla, yani çuvalı koyarız dedim ben, boşaltmayız. He, çuvalı koyarız. O mantıklı. Ya bir de. Ya çay, çayı koydum. Oturalım 2 dakika. Hadi. Vay be. Ha? Bak. Bunun üstüne çuvalı atabilirsin. Evet. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Diyorum ya, bu ekiple siz inşaat yaparsınız. Şimdi ama... Şu masayı da içeri mi alsın? Tamam, alırız hayatım. Adamlar bak. Ya işini gücünü bıraktı, hayvanları kapalı kaldı bu havada, geldi bizim işi yaptı. İşte bunu herkes yapmaz. Yapmaz, yapmaz. Sağ olsunlar. Hani şu bir anlayış var, köy yerinde köylü dışarıdan geleni şey görür derler, hani çok paralı pullu görür derler ama bu biraz insanlıkla alakalı, evet. Komşulukla alakalı. Buraları da kapatacak mıyız? Yok. Burayı kapatmayacağım. Zaten çünkü burada göl var. Hem şey var. Sulama kuyusu var. Hem de bura derenin yanına oturduğunda dereden yüksekte değil ya. Yani orası yüksekteydi dereden. O nedenle kapattım orayı. Burada karşıdaki çalıları hani temizlemiyoruz ya. Bak ya. Cız cız. Bak bu da. Hadi. Cız cız. Ne yapıyorsun? Gel. Gel hadi. Tırnağa baksana. Nasıl çıkıyor bak bak. Bir santim tırnak. Gel. Gel o gel. Çıktın da orada kalırsan itfaiye de çağırma. Kalmaz. Ben alırım onu. Sen tut. Bunlar çıkmaya çıkıyor da inmeye inemiyor. Gel. Gel. Gel annem gel. Hop. Yalnız bir tehlike var. Sürekli ayağımın altındalar ya bunlar.
Yani üstlerine basacağım bazen. Dün müydü, önceki gün kuyruğuna bastım yanlışlıkla. Nasıl bak? Çünkü sürekli böyle bacağımın arasından geçiyorlar falan. Ya yani bir gün düşürecekler diye korkuyorum. Ay demin var ya. Şuradan geçiyordum abi. Şunun bak şu küçücük tırtık dışarıda kalmış. Bak yeni almıştım bunu da. Takıldı yırttı. Eyvah. Çay içelim. Ondan hadi hemen sonra ondan sonra başlayalım şurayı. Odunluğumuzu doldurmaya başlayalım. Sen bensiz başladın ha yerleştirmeye. Evet, odunluğumuz tamam. Şimdi meşeleri mi koyalım arkaya önce? Arkaya da koyacağım. Tabii. El arabası. Bak arkaya koyacağını yüzü şeye baksın. Hah, düz yüzünü arkaya daya. Şu arkadaki odunlardan mı başlayalım? Kesit olarak alalım. Çok güzel bir kelebek bak. Ana bak bak bunun kesitinde de bak bak minik bir köpecik koşturuyor. Keyfiniz bol olsun gençler. İyi oluyor, iyi. Toparlandıkça var ya insan böyle kendi temizlenmiş gibi hissediyor değil mi? Bak burayı boşalttık. Buradaki bütün odunları aldık. İşte diyorum ya baharda inşallah hani çok büyük bir engelimiz çıkmazsa buraya bir depo artık yapılacak. Yani şu kalabalık buradan kalkacak. Dedim ki Bahadır'a kızılcık şurubumu şurubu yapayım mı dedim. Durdu. Sirke daha güzel değil mi dedi. En son süzdüğüm sirke gerçekten turşu suyu tadında olmuş. Çok güzel olmuş. Garip bir kız olmaz. Var mı bu kadar garip bir kız? Var mı?
Nasıl yani ya? Bu da senin motor mu? Anladım, motoru da bilmiyorum. Ha, kız böyle bir motor var, niye bilmiyorsun? Üstüm lazım, bir şey yapmam lazım. Ne yapmam? Ne o? Buna ben bile binerim be. Evet. Yani hiç motora binmedim ama binerim gibi geliyor. Ya bisiklete biniyorum. Bisiklete binersen bunu da binerim. Yani. Daha ne? Hadi hoşçakalın. Hadi güle güle. Çok güzelmiş. Ben bunu çok beğendim. Motoru mu? Ha. Mustafa'nın motor çok büyük. Bu Handan'ınkiymiş. Evet, kaldığımız yerden devam. Eldivenlerini tak. Çocuğum orada kal. Bakayım komşum ne yapıyor? Ay, komşum da ameliyat olacak diz yerinden artık, inşallah şifası olur. Önce birini yapacaklar, sonra diğerini. Ne yapıyorsun komşu? Daha da. Heh. Allah daha çok beğensin. Dizim biraz yeri dökülüyor. Hala dökül. Heh. Ama çürük çıkıyor ya artık. Değil mi? Olsun bu kadar. Olsun. Sen ne yapıyorsun? Eyvallah, ay sağ olsunlar ya, var ya. Oldu deme lan. Ay, elleri dert görmesin, ya, keseleri hep bereketli olsun. Ne olacak? Ya, ya çok... ne yaptılar ki? Olur mu canım? Hı. Zamanlarından verdiler, geldiler, emek verdiler. İkisi beraber boyun gitmeler gitti. İyi gitsinler, iyi, sağ olsunlar valla. Bahadır Beyciğim, motorlu testereyi güzel kullanınca budamayı da ben yaparım diyorsun. Şimdi motorlu testereyi biz niye verimli kullanamıyormuşuz? Dişlisi. Hem dişlisi, bir de bir şeyini değiştirdi Hasan Bey. Neyini değiştirdi? Benzin filtresi. Ha, benzin filtresi tıkanmış. Yenisini alınca Bahadır. Şimdi. Şimdi önce anlatalım. Komşularla beraber Bahadır, üç erkek kafa kafaya verdiler. Bu branda kaçtı hayatım? 7'ye 6. 6'ya 7. 6'ya 7. 42 metrekarelik brandayı önce iskeleti çaktılar. Ondan sonra brandayı gerdiler. Brandayı gererken de özellikle hani atmasın, çividen çıkmasın diye işte böyle böyle çakıldı. Üç bir tarafı kapatıldı. Branda öyle yetti. Zaten giriş çıkış için buranın açık kalması gerekiyordu. Ama yetseydi şurayı da kapatacaktık. Biz şimdi onu daha sonra başka bir yöntemle kapatacağız. Hatta Bahadır diyor ben buna kapı bile yaparım. Yalnız burada çok şiddetli fırtınalar oluyor. Yani o fırtınada bu brandalar havalanıp yırtılıp gider. Onun için de kuşaklar atılması gerekiyor. Şimdi sulama hortumuyla kuşaklar atacağız buralara. Yani rüzgarda şu havalanma olmasın diye. İki günde bahçeyi, işte diyorum ya, Bahadır olduğu zaman çok daha hızlı her şey toparlanıyor. Hayatım, senin burada çok mutlu olmadığını düşünen birkaç kişi var galiba. Hani Bahadır Bey yüzü gülmüyor. Deniz kenarını o istiyor sanki, zorla geliyor gibi bir duygu oluşmuş bazı insanlarda. Neden bilmiyorum. Böyle bir duygu var mıdır? Ya deniz kenarı değil. Yani ben burada olmayı seçiyorum, seviyorum. Yani sevdiğim insanlar buradaysa ben de oradayım. Yani ama tabii şey intibası oluşmuş olabilir. Hani merak biraz denize olan ilgimden dolayı. Olmuş. Hayır, olur. Şey gibi sanki benim kaprislerimden dolayı buradasın. Ha yok. Eğer hani gelmezsen ben sana ne bileyim hani gençlerin deyimiyle diyeyim trip atarım falan gibi mi düşünülüyor? Akrep burcuyum. O şekilde bir yaşam bana göre değil zaten. Yani ben istemediğim yerde durmam.
İşte gelmem, bu. Gitmem, durmam. Yani yaşamam. Bunun için de hiçbir şekilde engel tanımam. Evet. Şimdi bir de kafalarda şöyle bir şey var. Ya kış geldi, dağın başı burası. E zaten hani bahçe ekilmiyor, dikilmiyor. Ne işiniz var orada? Gibi bir duygu. Oysa burada arkadaşlarımız var, komşularımız var. Gelenimiz, şöyle, gidenimiz. Tabii bir de şöyle, alternatif ne var? Şehirde vakit geçiriyoruz. Şehirde vakit geçmiyor ki, çok güzel değil şehirde vakit geçirmek. Niye? Yani, bir yere gezmeye gidemez misin şehirde? Nereye gideceksin? AVM'ye gideceksin. Ay yok, onu ben almayayım. Ve gidemeyeceksin de. Yani neden? Trafikten dolayı gidemiyor. Zaten giderken o içindeki şey gidiyor. Yani moral bozuluyor. Ben araba kullanmaktan sıkıldım yani şehirlerde. Yani neticede orada veya burada ömür geçiyor gidiyor ya. Nasıl yaşamak istiyorsan öyle yaşayacaksın. Heh, işte bu. Nerede ve nasıl? Aynen öyle. Hadi. Kimse kimseyi bir şeye zorlayamaz. Şimdi bak ben diyorum ki. Efendim. Şurada. Evet, gerdirmeyi yapıyoruz. Şimdi o ağacın köküne sardık bir ucunu. Bir ucunu diğer ağacın köküne sardı Bahadır. Gerdirdik. Şimdi bir tane de arkada bir ağaç var. Onun kökünden alacak. Bu tarafa da su, kum torbası bağlayacak. Sonra da hortumumuz olursa bir tane de eline. Ben de gideyim. Komşu dedi ki gübre istiyorsan gel dedi. Hazır topladık. El arabasına yükleyeceğim. Getirip bahçeye atacağım bunu. Siz Bahadır'ı hızlandırmada izleyin. Depomuzun gergileri de bitti. Ünlü kapatacak zamanımız gerçekten olmadı. Gücümüz kalmadı daha doğrusu. Ama odunlarımız gayet güzel. Islanmayacak artık. Bundan sonra kuru odun yakacağız. Ellerine sağlık. Şey hayatım. Hepimizin. Veda zamanı. Evet, akşam oldu. İzmir'e dönüyoruz. Toparlandık. Çünkü yarın Bahadır işbaşı. Benim de bu hafta içi doktor görüşmem var. İlk görüşmeyi yapıp dönerim ama ben. Sen haftaya belki balığa gidersin. Belli olmaz benim. Evet. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Alan kıyıda çok verimli bir gündü. Çok yorulduk ama... Değdi. Değdi. Evet, bahçeyi güzel toparladık. O çit de çok güzel oldu. Gayet. Evet, evet. İçimize sindi. Heh, bunlara da mama koyayım.